Metin Şentürk'ü biz de tebrik ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Solmaz Akça'nın kendi kaleminden ikinci kitabı çıktı. Mektup Arası Aşklar kitap evlerindeki yerini aldı ve yazar bu kitapta aşkın dilini çözeceksiniz diyor. Peki nasıl çözeceğiz? Bu kitabı okuduktan sonra anlaşılacak kuşkusuz. Hemen soralım. Hoş geldin Solmaz. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Nasıl çözeceğiz biz bu aşkın dilini? Çok merak ettik. Şimdi kaldı mı ki bu mektup arası aşklar, mektuplar kaldı mı? Artık günümüzde sanal aşklar söz konusu. İşte telefon mesajlarıyla duygular iletiliyor. Aşıklar arasında işte teknoloji geliştikçe maalesef hani mektuplarla gönderilen aşklara bir şeyler oldu. Belki bu kitap bize biraz da bunu hatırlatıyor. Mektuplarda yazılan o güzel sözler, işte o mektupları beklemenin heyecanı, bunu da hatırlattı yeniden. Böyle midir, bu kitabı yazma nedenin bu muydu acaba? Ya hem biraz ben mektup yazmayı çok seviyorum. Çünkü konuşarak derdini anlatabilen bir insan değilim. Yani tiyatro mezunuyum aslında ama hani konuşurken nedense hep en sonda söylemem gerekeni ilk başta söylerim. İlk başta söylemem gerekeni en sonda söylerim. Hep yanlış anlaşılırım. Bu yüzden arkadaşlarımla olsun, işte ailemle olsun hep kendimi anlatırken ifade edememekten dolayı hep mektuba yöneldim. Gümrük yani, gibi aslında evet, bir anlamda değil mi? Kesinlikle. Kendimi anlatma aslında derdimdi benim yazmak. Mektupla bir şekilde kendimi anlatmak ki ben geçen seneye kadar herkese yine kurban bayramlarında işte yılbaşlarında mektup ya da kart atan birisiyim. Elektronik öyle mi? Hala yapıyorsun. Hala yapıyorum. Bravo. Elektronik ortam evet bizi birbirimize belki iletişim anlamında çok daha kolaylık çabuk, sağladı. Evet, kolaylık sağlamış olabilir ama mektupların yeri bir başkaydı. Yani posta kutunuzda ne bileyim elektrik faturası, su faturası görmektense bir sevdiğiniz birisinden bir şeyin geldiğini görmek insanı çok daha böyle mutlu ediyor. Ve evet, ben o mutluluğu insanlara yaşatmayı seviyorum. Bu bir de bizim geleneğimiz gibi geliyor bana. Bunu yok saymamak gerekiyor. Biraz devam ettirmek gerekiyor. Yani insanlar birbirine yazsın. Özellikle aşıklar. Yani yazmayı çok seven insanlar var. Neden bilgisayar başında yazıp yolluyorsun ki? Yaz bir kağıda. Hem teninin kokusu sinsin o kağıda. Hem ruhun daha güzel akar o zaman kalemden. Bunu savunuyorum. O yüzden mektup arası aşklar oldu kitap. O zaman sen de mektupla aşk yaşadın. Bunu söyleyebiliriz evet, değil mi? Evet, evet. Kendimi ifade edemediğim anlardan sürekli yazarak aşkımı ilan ettim. Peki bunlar kitaptakiler senin mektupların mı ya da kimin mektupları? Benim mektuplarım. Senin. Evet, benim mektuplarım. Duygularını birebir anlatmışsın o zaman. Yani kesinlikle. Okurlarla paylaşıyorsun. Evet. Bu yani, da aslında cesaret ister. Ben o konularda çok cesur bir insanım. Hiçbir zaman kendimi kapalı göstermedim. Hiçbir zaman bir insana seni seviyorum demekten çekinmedim, gocunmadım. İnsanlar hep hani kadınlar biraz kendini ağırdan satmalı. Sus, söyleme, bırak karşındaki söylesinler ama ben hiç böyle olduğunu düşünmüyorum. Gerçek hayatta bunu savunmuyorum en azından. Çünkü hayat çok kısa gerçekten ve birisine değer veriyorsak niye oyunların arkasına saklanalım, niye kendimizi kısıtlayalım? Söyleyelim insanlara, sevdiğimizi söyleyelim, söyleyebilelim. Ben bunu hep savundum. Sözle olmasa bile en azından evet, yazı diliyle de kesinlikle dökebiliriz bunu. Ben sözle söyleyemediğim için yazdım. Peki bu kitapta aşkın dilini çözeceksiniz demişsin. Nedir aşkın dili Solmaz? Ya, şimdi bu kitapta mesela şöyle anlatayım. Denemeler var, yani mektuplar, öykü var ve bir oyun var. Ben şöyle düşündüm bu kitabı yazarken. Aşk şöyle bir şey. Biz önce aşkı deniyoruz. Ondan sonra onun öyküleştiriyoruz. Bir öyküye konuk oluyor o aşk. Yaşıyoruz. Ama en sonunda nedense hep bunun bir oyun olduğunu anlıyoruz. Ve bu aşka bir son veriyoruz. Bitiriyoruz. Aşk bir oyun mu o zaman? Aşk bir oyun değil aslında. Aşk bir elde etme savaşı. Elde ettikten sonra aşk da bitiyor mu? Kesinlikle. Yani Leyla ile Mecnun'un, işte Ferhat'la Şirin, bunlar hep kavuşamadığı için büyük aşk olarak günümüze gelmiş, dillenmiş destan olmuş. Evet.
Yani bizim kimin çektiğini hatırlamıyorum şu anda ama bir filmimiz vardı. Mesela Leyla ile Mecnun bugün yaşasaydı ya da Ferhat'la Şirin ne olurdu? Kadir İnanır ile Hülya Koçyiğit oynuyordu. Galiba evet. Evet. Ve hani bugün yaşasaydı onlar bir şekilde destanlaşamayacaktı aşkları. Çünkü evleneceklerdi, çocuk olacaktı ve Hırgür yine bir araya girecekti gibi esprili bir yaklaşım olmuştu. Ben de öyle düşünüyorum. Aşk kavuşamamak aslında. Kavuştuğun anda, elde ettiğin anda bitiyor o aşk. Bir koşuş peşinden. Evet, aşkın tanımını yapmak aslında kişiden kişiye göre değişiyor. Kesinlikle. Yani çok farklı psikolojiler çıkıyor ortaya. Bu kitapta denemelerini, öykülerini de paylaşıyorsun. Hı hı. Arkada kadınla adamın söylediği sözler var kitabın arkasında. Hemen bakalım ve onunla bağlantılı da biraz konuşalım. Kadının bir ifadesi var, diyor ki, her aşk sahibini ayrılıkla sınar. Ben bu aşkta sınıfta kaldım. Ben artık aşksız yaşamayı öğrendim. Hasta bir aşkı kurtaramadığımı, kurtaramayacağımı geç de olsa anladım. Senin de dediğin gibi aşk için aşktan vazgeçtim, diyor. Adamsa her aşk sahibini ayrılıkla sınarmış, doğru. Ben senden ayrı kaldığımda o sınavı geçtim. Ve o zamanlar aklımın yüreğine itiraf edemediğini şimdi haykırabiliyorum. Seni seviyorum, diyor. Yani kadın aşktan vazgeçerken adam onu sevdiğini ona İtiraf ediyor. Çok enteresan değil mi? Evet. Bunu neden bu şekilde yazdın? Bu nereden geldi aklına? Şimdi o en kadının sondaki ve adamın aşka bakışını mı bir şekilde göstermeye çalıştın, şimdi, ya da? Şöyle söyleyeyim. En sondaki oyundan bir parça bu. Hı-hı. İki diyalog. Kadın çok seviyor. Her şekilde aşkı için savaşıyor. Ama adam çok mantıklı bir adam. Aşkı kabul etmiyor. Hı-hı. Aşk yok diyor. Sen diyor sadece diyor beni elde etmek istiyorsun. Budur aşkın senin, diyor. Kaybetmekten korktuğun için bana aşık olduğunu düşünüyorsun, diyor. Hı-hı. Ama kadın ısrarla diyor ki hayır, diyor. Bak ben senin için diyor hastanelere düştüm. İşte şunu yaptım, bunu yaptım. Ben seni gerçekten seviyorum, inan bana, diyor. Ama adam bir türlü inanmıyor. Çünkü o kendi aşka da inanmıyor. Hı-hı. Ama sonra kadın diyor ki tamam, diyor. Madem öyle, sen bana aşka inanmadığını söylüyorsun. O zaman ben de senin için, senin için senden vazgeçiyorum. Çünkü sen benimle mutlu değilsin, mutlu olamıyorsun. Hı-hı. Ve aşka inanmıyorsun. Onun için vazgeçiyor. Ama vazgeçtiği noktada bu sefer adam elindekini kaybediyor. Hı-hı. Onu gerçekten seven, onun her koşulda yanında olan, onu sonsuz destekleyen bir insanı kaybediyor. Ve bundan üzüntü duymaya başlıyor. Ve o zaman aslında kadını sevdiğini anlıyor. Hı-hı. Ve bunu haykırabiliyor. Bütün bir oyun boyunca aslında kadına hiç seni seviyorum demiyor. Hı-hı. Ama kadını kaybettiği noktada geri kazanmak için seni seviyorum diyor. Ama artık çok geç. İş işten geçmiş oluyor değil mi? Kadın artık vazgeçti. Vazgeçti. Evet. Bir daha geri döndüremez. Kesinlikle. Peki bu kitap değil tabii ki ilk kitabın. Hı-hı. Yazmaya ne zaman başladın? Nasıl başladın? Biraz da onları anlatır mısın bize? Tabii. Yazmaya ben aslında ortaokulda başladım. Hı hı. Bir gün boş bir dersimiz vardı. Yoldan yaşlı bir amca geçiyordu böyle. Ben de camdan bakıyorum böyle. Oturdum o yaşlı amca için bir şiir karaladım. Hı. Nasıldı tam hatırlamıyorum ama sözleri şöyle bir şeydi sanıyorum. Bir gün gelecek, o güzel fiziğin bozulacak. Yaşadığın o güzel günler sona erecek. Bir gün gelecek, sevdiklerin senden uzaklaşacak. Bedenini ruhunu kara toprak alacak, diye bir şey yazmıştım. O zamanlar şiir okumayı da çok seviyordum. Okulda boş derslerimizde öğretmenler geldiğinde sol masa hadi bir şiir oku, paylaş bizimle. Kompozisyonlarım da çok iyiydi. Okulda birincilikler aldım falan. Hocalarım da sürekli yaz dedi, yaz dedi. Seni ondan teşvik sonra etmişler, evet. Evet, kesinlikle ama benim öğretmenlerim gerçekten çok iyi insanlardı. Beni ne tarafa sürükleyeceklerini biliyorlar, çok iyi bildiler. Ben tiyatro eğitimi alırken sevgili diksiyon hocam Yetkin Dikinciler, hı-hı, sen yazmalısın Solmaz dedi. Hı-hı. Mutlaka yazmalısın dedi. Çünkü yazıların gerçekten güzel dedi. Teşekkür ederim hocam dedim. Ondan sonra bir dublaj yönetmeni abimiz vardı, Veli abicim. İnşallah yaşıyordur. Ona sevgilerimi iletiyorum buradan. O da bir şekilde yazmam gerektiğini ifade edince dedim ki herkes söylüyorsa herhalde benim artık o zaman kendime ben bir yazayım. Evet, kendime güvenim gelsin biraz. Yazdıklarımı paylaşayım birileriyle. Ve paylaştım. Birkaç yayın evine gittim, geri çevrildim ama yılmadım. İnat ettim. Yazacağım dedim. Ve bir şekilde bu noktaya kadar geldi. Bundan da
çok gurur duyuyorum. Çünkü çocukken hayalini kurduğum her şeyi yapabildim. Bu çok önemli bir şey. Hı-hı. Bizim ülkemizde çünkü hayalini kurduğu şeyleri yapabilen insanların sayısı çok az. Belki bir milyonlar satmıyorum. Belki bir Murat Anmungan değilim, Sunay Akın değilim ya da işte Ayşe Kulin değilim. Ama kendi ideallerimi yakalamış, hayallerini gerçekleştirmiş bir insan olarak kendimi bu kulvarda mutlu hissediyorum en azından. Evet, bu senin bir kart vizitin aslında, evet. Öyle değil mi? Kesinlikle. Peki ilk kitabın hangisiydi? İlk kitabım Canım Öğretmenim. Derleme bir kitaptı. Öğretmen hikayelerinin ve öğretmen şiirlerinin yer aldığı derleme bir kitaptı o. Benim değildi aslında. Ben sadece derleyip topladım. Editörlüğünü yaptım kitabın. Ama benim ismimle basıldı. İlk kitabımızdı o. Benim piyasaya ilk girişimdi, ilk heyecanımdı. Ama ikinci kitap Tenimde Kesik Çığlıklar benim asıl çocuğum oydu. Peki bundan sonra var mı böyle bir projen, bir daha kitap yazmayı düşünüyor musun? Var, başladım bile. Öyle mi? Evet. Biraz ipucu versene bize. Onda da masallarla gerçekleri birleştirmeyi planlıyorum. Yani aşk eski bir masal ve aşk eski bir yalan, hani hangisi? Peki bu arada tiyatroda okudun, öyle değil mi? Evet. Ve oyunculuk da yaptın. Aslında evet. Pera Güzel Sanatlar Akademisi'nin tiyatro bölümünün sınavına girmişsin ve kazanmışsın. Evet. Yaratıcı yazarlık dersleri almışsın. Bu tiyatrodan sonra oyunculuk da sanıyorum başladı, öyle değil mi? Dizilerde de seni gördük. Evet, doğru. Hangi dizilerde onlar? Bu Mavi Rüya var, Baba Evi, Çiçek Taksi... Beşinci Boyut Türkü filmi. Evet. Bu dizilerde gördük seni. En son Boşanmak İstemiyorum da mı? Akasya 2007'de. Durağı. Akasya Durağı'nda, evet. Oynadın. Peki bu devam edecek mi? Mesela seni önümüzdeki günlerde yine dizilerde ya da filmlerde görme şansımız olacak mı? Şimdi yoğun bir şekilde çalıştığım için dizilere çok fazla vakit ayıramıyorum. Şu anda kitap. Şu an, yani kitap olsun işte... Farklı işler de yapıyorum. Onlarla koşturduğum için. Oyunculuk anlamında pek bir şeyler yapamıyorum bu aralar. Anca işte hafta sonları boş vaktim olduğunda onlara uyarsa o şekilde gidiyorum. Ama farklı çalışmalarımız olacak yakın zamanda inşallah. Tam belli olmadan da söylemek istemiyorum ama televizyonda yine okurlarımız beni izleyebilecek. Hangisi inşallah. Hangisi daha keyifli? Ya ben yazmak mı, oynamak mı? Oyunculuğu keyif anlamında çok daha keyifli ama tiyatro oyunculuğu çok daha keyifli. Televizyon demeyeyim. Çünkü televizyonda çok farklı. Tiyatroda birebir o duyguyu yaşıyorsunuz, anında paylaşıyorsunuz insanlarla ve anında tepki alıyorsunuz. Onun tadı bir başka. Gerçekten çok farklı. Ama yazmak da kendimi ifade etmek anlamında beni çok mutlu eden bir eylem. İkisini birbirinden ayıramıyorum. Yani bir kız çocuğu, bir oğlan çocuğunuz var. Hangisini daha çok seviyorsunuz gibi bir şey bu. Ben ikisini de çok seviyorum. Çocuklarımı birbirinden ayırt edemiyorum. Peki bu kitapla ilgili sana geri dönüşler belki hani satış anlamında çok satması senin için belki önemli değil. Bu aslında bir anlamda başarının bir başka kanıtı olarak değerlendirilebilir. Neler söylendi? Mesela hani ailen kitabı okuduktan sonra ah be kızım sen neler yaşamışsın da bizim haberimiz yokmuş dediler mi? Ne mektuplar yazmışsın diye. Annem şey dedi, ya dedi ben dedi bunların dedi ikisini bir araya getiremem bu cümlelerin. Sen nasıl bir kitap yazabiliyorsun? Nasıl bir hayal gücün var? O oradan bakmış. O oradan bakıyor. Nasıl hepsini bir araya getirebiliyorsun? Nasıl kurabiliyorsun bu cümleleri? Evet, anne yani işte bilmiyorum yapıyorum falan. Ailem aslında benim yazmamı da oyunculuk yapmamı da çok istemedi. Bu kulvarda koşmamı çok istemedi. Onlar banka memuru olayım ya da işte bir memur olayım, rahat bir şekilde yaşayayım, hiç bunlara bulaşmayayım istiyorlardı. Ama ben çok inatçı bir kız çocuğuyum. İlla yapacağım diye tutturdum. Onlar için aslında onlar şu anda şey gibi hani istemiyoruz ama yan cebimize koy. gurur duyuyorlar. Ama gurur duyduklarını bana çok fazla göstermiyorlar. Çünkü gurur duyduklarını bana gösterirlerse
bu sefer ben daha çok üstüne gideceğim, daha çok bu işle uğraşacağım diye korktukları için geriden takip etmeyi tercih ediyor onlar. Okurlardan gelen tepkilerse çok daha farklı. Ankara Kitap Fuarı'ndaydım 20-21 Mart'ta. Bir tane kadın, Caz Behiye Hanım, internet ajansından bir okurum. Geldi bana şey yaptı ilk önce. Ay dedi, sen çok karamsarsın, ne olur dedi, hayata biraz güzel bak, hayatta hep kötülükler yok, ben seni sürekli okuyorum ama ne olur biraz daha güzel bak dedi. Ben dedim ki, Behiye Hanım dedim, ben gülüyorum görüyorsunuz dedim, oldukça mutluyum. Hani yazılarım karamsar olabilir ama ben karamsar bir insan değilim. Aşkın gereği beni aşk hüzünlendirir, beni karamsar yapar. O yüzden böyle yazılarım, ne olursunuz dedim, beni hep dedim hani ağlayan, hep üzülen bir insan olarak görmeyin. Çünkü öyle bir insan değilim. Eğlenmeyi de biliyorum ben dedim. İnsanlar genelde hep benim ağlarken düşünüyorlar. Yani onların kafasında öyle bir imaj yaratmışım. İşte ağlıyor, üzülüyor, sürekli hüzünlü, melankoli halinde, karalar bağlamış, yaslar bağlamış bir insan olarak düşünüyorlar. Ama demek ki bu da yazdıklarımın hani ne kadar insanlara duygularımı ne kadar iyi aktarabildiğim, yani içimde yaşadığım o çatışmayı aslında belki de ne kadar iyi aktardığımı gösteriyor. Bu da beni bir yandan mutlu ediyor. Peki burada bir de diyorsun ki mektup arası aşklara yüreğini koyanlar var ve sevdikçe susan, sevdikçe konuşan, sevdikçe yazanlar var. Hani bestecilere hep sorulur ya, işte şarkı için beste yapan söz yazanlara, işte nereden geliyor bu ilham diye. Onlar bir şekilde bunları, aşklarını çok rahatlıkla beste yaparak ifade edebiliyorlar. Bunu sen de yazarak ifade edebiliyorsun. Bizler aşklarımızı nasıl paylaşacağız, nasıl ifade edeceğiz? Herkes yolunu bulmuş ama bizler bir türlü yolunu bulamamışız galiba. Ya da sizin yaşadığınız, yazdığınız, yaptığınız bestelerde bize ulaştırdığınız, anlatmaya çalıştığınız sözcüklerde kendimize bir takım şeyler çıkararak mı bunu, bu doyuma ulaşabiliriz? Bu konuyla ilgili ne söyleyeceksin? Şimdi tabii yazarlar biraz daha, ya da üretenler diyeyim, hani aşkı bir şekilde üretenler çok daha şanslı. Çünkü evet, dediğiniz gibi duygularını çok rahat ifade ediyor. Bir de ifade edemeyenler var. İfade edemeyenler de işte okuyarak, dinleyerek buna ortak oluyorlar. Ve oradan çıkardıkları cümleleri seçiyorlar ve işte bu benim diyorlar. O noktada hem siz hem biz kazanmış oluyoruz. Çünkü siz şunu düşünüyorsunuz. Siz derken evet. Okurları kastediyorum. Evet. Okurlar şunu düşünüyor. Ya benim yaşadığım duyguların aynısını yaşamış ve bunu dile getirebilmiş. Ne kadar güzel. Ben de o zaman mutlu oluyorum, çünkü karşımdaki insanın duygularını gerçekten dile getirebilmişim. O da benimle aynı duyguları yaşamış. Aslında aynı şeyleri yaşıyoruz. Ama siz okurlar belki bunu yazarak ifade edemedikleri için bizimle bir şekilde iletişim kuruyorlar. Ve bu yüzden okur oluyorlar. Ve biz de bu yüzden yazıyoruz. Evet, bu yüzden yazıyorsunuz. Biz de her okuduğumuzda tam bana göre bir kitap, her duyduğumuzda tam bana göre bir şarkı şeklinde paylaşıyoruz. Sizin bizimle paylaştıklarınızı. Çok teşekkür ediyoruz Solmaz. İşte mektup tadındaki bu denemelerde gözyaşı, kahkaha, hüzün, mutluluk, kaybedişler ve sevinçler yer alıyor. Ve mektup arası aşklara yüreğini koyanlardansanız bu kitap tam size göre diyor Solmaz Akça. Tavsiye bizden, takdir sizden. Çok teşekkür ediyoruz. Sana çalışmalarında da kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz, biraz soluklanacağız. Aranın ardından bugün hafta sonu devam edecek. Bunların hepsini iyi eğitim almış çocuklar yaptı. Ama maalesef bizim çocuklarımız değil. Geri kalmıştık kader değil. Türkiye'nin geleceğini aydınlatacak pırıl pırıl gençlerimiz var. Başarılı ama imkansızlıklar nedeniyle iyi eğitim alamayan binlerce genç. Gelin 10 bin gencimizi geleceğimizin meşalesi olarak okutalım. Neler yapabileceklerini birlikte görelim. Onların kaderini değiştirmek